Evet, ailemize salon konak katıldı. FMC'deyiz. Kime geldik? Salon konağa geldik. Niye geldik? Ailemize katıldığı için geldik. Davet ediyoruz. Buyurun efendim. Şimdi salon konakta neler var, neler öğreneceğiz. Selamun aleyküm. Salon dediler, konak dediler, ailemize girdi dediler. Biz de size geldik efendim. Hoş geldiniz kardeşim. Nasılsınız Hasan Bey? İyi misiniz? Siz de iyisiniz. Değerli izleyicilerimiz, Kastamonu Cide merkezdeyiz. Daha fazla detayı tabii Hasan Bey'den alacağız. Saçım uzun olduğu için bayan kuaförü, belki dedik bir video alırsak ücretsiz saçımızı toparlarlar. Ama işte röfle mi neydi onu bilmiyorum. Ne, röfle falan olur mu bize Hasan Bey? Hepsi olur. Hadi ya. Tabii, tanıyamazlar. Saçım uzun, Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Hasan Bey, sizi şöyle alalım. Rahat rahat müzikten biraz ses alalım. Efendim, kasamona.com'dan geliyoruz. Sizi de 20 yıl öncesi Nişantaşı'ndan tanırdık. İstanbul Nişantaşı'ndan. Tesadüfen soy ismini görünce bir yerden aşikarım diye öncesinde hemen kendilerine sorduk. Bir yaklaşık 20 yıllık Tabii. geçmişinizi biz biliyoruz. Çıraklık döneminizi bile biliyoruz İstanbul'dan. 1994, 94 sonu, 95 bu işe başlama tarihim. Hep aynı yer, aynı semt, aynı salon, Nişantaşı hiç değişmedi. Biz önce bir sizi tanıyalım. Nerelisiniz? İsminiz, soy isminiz nedir? Sonra mesleğinizi hakikaten bir inelim bizi izleyen Tabii. seyircilerimiz için. Ben 1982 Zonguldak doğumluyum ama Cide'liyim. Kastamonu Cide, Okçular Köyü'ndenim. Baba Taşkömürleri Ocağı çalıştığı için orada doğmuşuz. Ama ondan sonra köy hayatımız başladı. İlkokulu Okçular Köyü İlköğretim Okulu'nda okudum. Ondan sonra tabii gurbetçilik bizim Hepinizin olduğu gibi. vazgeçilmezimiz. Onun için dediler ki ya inşaat ustası ol burada halamın eşinin yanında ya da başının çaresi. Dedim ben inşaatta çalışmak istemiyorum çünkü ağır iş. O zamanki şartlar çok böyle teknolojik değil. Onun için buradan kirişi kırdık İstanbul'a. Evet. Nişantaşı'na. Orada bir teyzemin kızı vardı. Allah razı olsun kapıcılık yaparlardı. Çok güzel. Onların yanında bir 10 yıl kaldım. Sonra evlendik, partnerdik. Mesleği aslında öğrenebilecekleri gurbette en elit, en düzgün bölgeden öğreniriz. Doğru mu Hasan Bey? Tabii. Ve bu işin duayenlerinden, erbaplarından İstanbul'un en eski salonlarından 1960'lara 65'lere dayanan bir salondan Enver Bey'den, Enver Şengül, Mehmet Aktağ ikilisinin yanında yaklaşık 23 yıl Evet. çalıştım. Efendim, gurbette İstanbul'un en iyi noktasında, elit bölgesinde işinin ehlinden mesleği öğrenmiş, gelmiş Cide'ye altın harflerle ismini yazdırmaya. Bakalım yazdırabilmiş mi? Kaç sene oldu geleli? 2017 Nisan ayında burada 8 Nisan'da açılış Başladınız. yaptık. Evet. Peki geldiğinizde sizi tanıyan burada hiç müşteri portföyünüz var Hiç mıydı? kimse bilmiyordu. Sadece şöyle bir avantajımız vardı. İşte küçük yer soy isim avantajı vardı. Ayçin deyince işte amcamdan ötürü Tanıdılar. yani. Peki ne durumdasınız? Şu an danışan, misafir ne seviyede? Yani ben bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir kitleye ulaşacağımı ya da Hesaplanmaz. insanların bizi bu kadar sevip bu kadar değer verip bizi tercih edeceklerini ya bu 4 yıl bence çok kısa bir süreç. Sizi değil, sizi değil. Sizin geldiğiniz noktayı bence duydular, geliyorlar. Ya başta Kesinlikle. tabii Peki, ama burada neler yapıyorsunuz Hasan Bey? biz burada bir bayanın kapıdan girdiği zaman alabileceği bütün hizmeti Tamamını. kendisine tamamını sunuyoruz. Biz cümlesinden peki bu arada eşinizle mi yapıyorsunuz? Bunu çıkartabilir miyiz? Yok, benim eşim cerrah hemşiresi. Öyle mi? Çok güzel, çok güzel. Bizim bir kardeşimiz var burada şu anda işte içeride. Ta İstanbul'dan buraya gelmeden önce onunla görüştük. Onunla çıktık bu yola. Küçük bir ekibiz ama büyük işler yapıyoruz. Harika diyoruz efendim. Peki Kastamonu.com'dan yaz dönemi çok kalabalık olur malum. Kış döneminde artık bir hareketlilik var üniversitenin sayesinde.
Gelen misafirlerinize bir hemen böyle kamera karşısında bir indirim sözü alabilir miyiz? Tabii. Kastamonular.com'u takip ettim, sizi orada gördüm. Evet. Ve böyle bir şey duydum diyen herkese tabii ki de birebir geldiklerinde yardımcı %10 indirim alabilir miyiz? Tabii alabilirsiniz. %10 indirim sözünü aldık. Her şeyde alabiliriz. Şimdi hazır söz almışken, kamerada açıkken, ben geldim de bedava saçlarımı kestirebilir miyim? Abi yiyelim içelim, bedava iş yapmayalım. Yayınlamayacağım bu görüntüyü. Engin Gürçay politikası bu. Evet, peki. Şişi de öyle yapıyor kendisi. Yok yapmıyorum. Yok valla ben hiç yok haklısınız. Bizim yok, ana faaliyetimizi biliyorsunuz. Her zaman kardeşim. Peki, her zaman. Peki bu hoş sohbetiniz için çok teşekkür. O hanımefendi boşsa ondan da bir iki şey alabiliriz mümkünse. Sizinle çok alışık olmayan kamera. Ben de çok utanıyorum efendim. Kamera karşısına geçince böyle titriyorum, çekiniyorum, utanıyorum haliyle. Çok hak veriyoruz kendilerine. Buradan bizi izleyenlerimize son kez ne söylemek istersiniz? Vallahi Cide'den kopmasınlar. Ben kopamadım. Yani gurbetçiliğin sonu ne olursa olsun bu güzel memlekete, cennetin bir köşesi dediğimiz Cide'ye mutlaka ama mutlaka dönsünler. Sahip çıksınlar. Tabii canım, buraya sahip çıksınlar. Evet. Buradan uzak yaşamasınlar. Evet. Peki, çünkü çok dünyada buranın hiç gerçekten eşi benzeri, yok. Evet. Kıymetini bilmiyoruz sadece. Efendim, Kastamonu Cide'den Üstadım Hasan Bey ile ve Engin Gürçay olarak sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağlıklı bir ömrünüz olsun. Cide'ye gelirseniz mutlaka bir ziyaret edin. Kahve diyoruz. Tanışın, evet, kahvesini için diyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar yorduk sizi.